arkadaşlar, bugünkü konumuz mercekler konusu. Merceklerle başlıyoruz. Mercek nedir? Merceğin tanımıyla başlamış olalım. Mercek cisimlerin görüntülerini büyütme, küçültme özelliklerine sahip saydam maddelerden yapılmış cam gibi araçlara ne diyeceğiz? Mercek adını vermiş olacağız. Peki biz neden mercekleri kullanma ihtiyacı zorunda kalıyoruz? Çünkü merceklerden görüntü elde ediyoruz. Mercekler ne oluşturuyormuş? Görüntü oluşturuyorlarmış. Bu görüntüyü nasıl oluşturuyorlar? Mesela aynalarda görüntü oluşturuyorlardı ama aynalarda ışık yansıyarak görüntü oluşturuyordu. Merceklerde ise arkadaşlar görüntü oluşması için ışığın kırılması lazım. O zaman mercekler ışığı kırarak görüntü oluşturuyor demiş oluyoruz. Mercekleri ek bir bilgi vermek zorunda kalayım. Mercekler yalnız ışığı iki kez kırar. Bir ilk girişte kırar, bir de çıkışta kırar. O yüzden merceklerin ışığı iki kez kırdığını unutmayalım. Demek mercekler ışığı kaç defa kırarmış arkadaşlar? İki defa kırmaya uğratırmış. Şimdi mercekleri kendi arasında ikiye ayıracağız. O zaman mercekler kaça ayrılacakmış? İkiye ayrılacak. Mercekler ikiye ayıralım. İnce kenarlı ve kalın kenarlı mercekler olmak üzere ikiye ayıralım. İnce kenarlı merceklerle başlıyorum. Neden bunun adı ince kenarlı mercek olmuş? İlk olarak gösterilen sembol ince kenarlı mercek. Şimdi ben size dedim ya, hani merceklerin tanımında cam gibi maddelerden yapılmış. Şimdi bu cam olan maddeleri şekil vererek ince ve kalın kenarlı mercek elde etmeye çalışmışlar. O yüzden mercekleri kaça ayıracağız? İkiye ayıracağız. İnce ve kalın olarak göstermiş olacağız. İnce kenarlı mercekteki yapım mantığı şudur. Yapan kişiler kenarlarını ortalarına göre daha ince tutmuşlar. O yüzden bunun adı ne olmuş? İnce kenarlı. Bakalım, orta şişkin daha kalın, orta kenara göre daha şişkin. Bakın uç kısımları daha ince olduğu için biz bu merceklere ne tür mercekler diyeceğiz? İnce kenarlı mercek adını vermiş olacağız. O zaman ince kenarlı merceğin mantığında bu var. Kenarlar ince, orta kalın. Direkt bunu gördüğünüz gibi ne diyeceksiniz? İnce kenarlı mercek adını vermiş olacaksınız. Her defasında sorularda bu mercekleri çizmek zorunda kalmamak için bir sembol vermişler. O zaman bundan sonra ince kenarlı merceğin sembolünü, bunu gördüğümüz zaman ince kenarlı merceğin sembolü olduğunu anlamış olacağız. Bu sembol, bunlar ise şekil olarak karşımıza ince kenarlı mercek olarak çıkmış olacak. Geldik ikinci tür merceğimize. Bunlara da şekil vererek bu defa nasıl bir mercek elde etmişler? Kalın kenarlı. Hocam kalın kenarlıdaki mantık ne? Kalın kenarlıdaki mantık şu. Eğer kenarlarını bakın ortaya göre daha mı kalın tutmuşlar? Eğer kalın kenarları daha kalınsa ortaya göre buna da ne diyeceğiz? Kalın kenarlı mercek diyeceğiz. Bakalım diğerine de bakalım. Bakın kenarları değil mi? Ortaya göre daha kalın. Bakın kenarlarını gitgide ortalarını gitgide inceltmişler. Evet, ortalarını inceltmişler. Kenarlarını daha ne tutmuşlar? Kalın tutmuşlar. O zaman diyoruz ki, sonuç itibariyle diyoruz ki kenarları ortalarına göre daha kalın. Yani kenar kısımları orta kısımlarına göre daha kalın olan merceklere ne diyeceğiz? Kalın kenarlı mercekler adını vermiş olacağız. Kalın kenarlı merceği de her defasında çizmemek için onu da bir sembolize olarak göstermişler. Kalın kenarlı merceğin de sembolü bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Şimdi biz dedik ya, mercekler ışığı kırarak görüntü oluşturur. Peki ışığı nasıl kıracaklar? Görüntü nasıl oluşacak? Şimdi onları incelemiş olalım. Şimdi iki tane merceği aynı anda almışız. İnce kenarlı mercek olduğunu, artık bunun ince kenarlı olduğunu anlayalım. Çünkü bakıyoruz hemen kenarı daha ince değil mi? Ortasına göre. Ama bunun ortası daha ince kenarına göre, yani kenarı daha kalın. O zaman ben buna hemen kalın demek zorundayım. Buna da hemen ince demek zorundayım. Şimdi ikisine de ışık göndereceğiz. Farklı sonuçlar elde edeceğiz. Bakalım neden farklı sonuçlar elde ediyoruz? İkisine de paralel olarak ışın göndereceğiz. Önce ince kenarlıyla bir başlayalım. Ben ince kenarlı merceğe paralel iki tane ışın gönderdim. Baktım, bu giden ışınlar geldi mercekle kırıldıktan sonra bir noktada toplandılar.
Bakın, ince kenarlı mercekte gelen ışınlar mercekte kırıldıktan sonra nerede toplandı? Bir noktada toplandı. O zaman ben ince kenarlı merceğe direkt ışığı toplar diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Işığı toplar diyebilirim. Peki, aynı ışını kalın kenarlı merceğe de gönderdim. Kalın kenarlı merceğe gönderdiğimde kırılan ışınlar hiç de bir noktada toplanmadı da tam tersi birbirinden ne yaptı? Uzaklaşarak kırıldı. Demek ki mercekler şekillerine göre farklı görüntü oluşturabilirler. İnce kenarlı merceğe de aynı ışını göndermeme rağmen o bir noktada ışınları toplayarak kırdı. Kalın kenarlı merceğe aynı ışını göndermeme rağmen bakın kırılan ışınlar birbirinden ne yaptı? Uzaklaştı. Şimdi birbirinden uzaklaşması demek ışığı dağıttı anlamına gelmez mi? Bakın iki ışık birbirinden uzaklaşıyor. Yani dağıtıyor diyebiliriz. Nasıl buna biz ışığı toplar dedikse buna da ışığı ne diyeceğiz? Işığı dağıtıyor diyeceğiz. Işığı dağıtıyor diyeceğiz. Şimdi o zaman ince kenarlı mercek ışığı topladı, kalın kenarlı mercek ışığı dağıttı demek diyelim. Peki hocam neden ışık bu noktada toplandı da daha önceki ya da daha ileriki bir noktada toplanmadı? İşte şunu anlatmaya çalışacağım. Gelen ışınlar, paralel gönderdiğimiz ışınlar hangi noktada toplanıyorsa biz oraya bir isim vereceğiz. İşte ışığın, paralel gelen ışınların toplandığı noktaya ne diyeceğiz? Odak noktası. Burası bizim için niye önemli? Çünkü paralel ışın göndermemiz ama ikisi de aynı noktada ve şurada toplanmış. O zaman bu merceğin odak noktası burası. Odak noktası burasıysa odak uzaklığı da neresi olur? Merceğe olan uzaklığa da ne demiş zorunda kalırız? Odak uzaklığı demek zorunda kalırız. Kalın kenarlı mercekte de aynı mantık var. Bakın kalın kenarlı merceğe de ışın gönderdim. Evet bunlar ışınları dağıttı ama dağıtsın ama uzantılarına baktım. Bakın ikisinin de uzantısını seçtim. İkisi de aynı noktadan çıkıyormuş gibi göründü. Demek ki uzantılarının kesiştiği noktada onun o merceğin nesi sayılıyor? Odak noktası sayılıyor. O zaman bu uzaklığa da merceğe olan uzaklığa, bu noktanın merceğe olan uzaklığına da ben ne diyeceğim? Odak uzaklığı adını vermiş olacağım. Kalın kenarlı mercekte ışığı bu şekilde dağıtmış olacak. Bir sorumuz var. Bu soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde kalın kenarlı merceğe gelen ışınların izlediği yol doğru gösterilmiştir? Kalın kenarlı olduğunu kendisi vermiş. Ben daha mercekleri incelememe gerek yok. Kalın mı ince mi? Zaten hepsi kalın. Herhalde ki kalın olarak söylemiş. Şimdi bakıyoruz. Kalın kenarlı mercekte hemen hocamın dediği neydi? Işığı ne yapacaktı? Dağıtacaktı. O zaman ben ışığı dağıtanın kalın kenarlı mercek olduğunu bileceğim. Şimdi bakın bu gelen ışın paralel gelir gibi görünmüş. Paralel geldiği halde hiç kırılmadan yoluna devam etmiş. Böyle bir gösterim ben size şu an gösterdim mi? Göstermedim. Peki, geldik buraya. İki tane ışın gelmiş paralel ama ikisi de ne yapmış? Birbirine yakınlaşmış değil mi? Yani ışığını atmış, toplamış. Bu hangi merceğe ait bir özellikti arkadaşlar? Bu ışığın şekli ince kenarlı merceğe. Çünkü ince kenarlı mercek ışığı topluyordu. Unutmuyoruz. Aynı paralellikte iki ışın gelmiş. Bakın gelen ışınlar birbirinden ne yapmış? Uzaklaşmış. Aa hemen aklıma geldi. Pınar Hoca ne demişti? Işığı dağıtıyor demişti. Dağıtan neydi? Kalın kenarlı. O zaman buradaki görüntü kalın kenarlı merceğe ne yapıyor arkadaşlar? Uyuyor. Zaten kendisi de bize ne soruyor? Diyor ki kalın kenarlı merceğe gönderilen ışık hangisine doğru verilmiştir? O zaman cevabımız direkt C olmuş oluyor. Buna bakalım. Bakın burada da paralel gelmiş. Bu şekilde kırılmış. Sanki bu doğru ama bununla bu birbirine yaklaşmış. Kalın kenarlı mercekte hiçbir zaman kırılan ışınlar birbirine yaklaşmıyor. Her defasında birbirine uzaklaş. Bak bu böyle gitmiş ama şu gelen görüntü de buna ne yapmış sanki? Yaklaşmış. Yaklaşma kalın kenarlı mercekte olmaz. O zaman bu görüntü de olmaz. Peki şurada size bir şey de anlatmış olayım. Soruda denk gelmiş. Hocam mesela bu ışık hiç kırılmadan yoluna devam etti. Hiç merceklerde kırılmadan yoluna devam eden ışın yok mu var? Hemen onu da şuraya ifade edeyim. Arkadaşlar merceklerde ince de olsa
kalın da olsa, evet bunu sembol olarak göstereceğim. Size demiştik artık her defasında mercekleri çizmemize gerek yok. Bakın bu noktanın tam orta noktasına, şuradan bir çizgi geçirmiş olalım. Bu çizgide asal eksen çizgisi, bunu da söylemiş olalım. Şuraya ne diyeceğiz? Asal eksen. Şuraya da ne diyeceğiz? Asal eksen. Yani ne demek asal eksen? Tam merceğin ortasından çizgi, hayali bir çizgi, gerçekte olmayan bir çizgi, çizgiye asal eksen diyeceğiz. Eğer ki ışınlarımız merkeze gelirse kırılmadan yoluna devam edebilir. O zaman merceği şöyle yapalım, maviyle gösterelim. Bakın eğer ışık tam merkezin üzerinden gelirse hiç kırılmadan yoluna devam edebilir. Bu bunun için de geçerli. Bakın gelen ışın eğer tam merkez üzerinden, yani optik merkez dediğimiz şu merkezin üzerinden, tam merceğin orta noktası dediğimiz o noktadan gelirse ışık kırılmadan yoluna devam edebilir. Burada bunu öğrenmiş olalım. Kırılmama durumu ne zaman geçerli? Bakın burada kırılmamış ama böyle kırılmama diye bir şey yok. Kırılmaması için gelen ışının tam merkezden geçmesi lazım. Yani bu orta noktadan, yani merceğin orta noktası dediğimiz merkezden geçerse ışın kırılmadan yoluna devam edebilir. Hem ince için geçerli, hem kalın için geçerli olmuş olacak. Bunu da çözdükten sonra evet devam ediyoruz. Genelde arkadaşlar ben bu tarz sorular öğrencinin zorlandığı soru tipi oluyor. Eğer siz burada bakın bir soru üzerinden bu mantığı çok rahat anlayabilirsiniz. Eğer bunun mantığını anlarsanız karşınıza gelen bu tarz soruları çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi bakın bize ne soruyor? Diyor ki ışınların izledikleri yollara göre kutuların içinde aslında mercekler var ama o merceğin cinsini kendisi bize soruyor. Acaba diyor burada hangi tür mercek var? Işınların gidiş yoluna bakarak biz hangi tür mercek olduğunu bulmuş olacağız. Tek bildiğim bir şey vardı. İnce kenarlı mercek ışığı toplayacaktı. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtacaktı. Hep bunun üzerinden gideceğim. Başka hiçbir şey şu an bilmiyorum gibi. Bakalım. Işınları tersten de düşünebilirsiniz. Bunu da unutmadan söyleyelim. Şimdi önce ben birin içinde hangi merceğin nasıl bulacağım? Hangi tür mercek var? Hiç bu taraf yokmuş gibi düşünün. Şu tarafta hiçbir şey yokmuş gibi düşünün. Sanki tek bir mercek var. İki tane ışın gönderilmiş ve gönderilen ışına göre biz karar vereceğiz. Bakın bu tarafı hiç görmüyorum. Bakın bu taraf yokmuş gibi. Işınları tersten düşünebilirim. Bak ok işareti böyle geliyor ama ben ışını hep paralel olarak düşünürsem işim çok rahatlar. Çünkü ben hep paralel üzerinden size öğrettim. O zaman paralel olarak, ters olarak düşünebilirsiniz. Paralel olarak gelen ışın, bakın para ışığı ters çizebilirsiniz. Hiç önemli değil. Paralel gelen ışın. Bakın gelen ışınlar sanki kırıldıkları zaman birbirlerine yaklaşmışlar ve bir noktada toplanmışlar. Hatırlayalım bakalım. Gelen ışınlar eğer bir noktada toplanıyorsa biz hangi tür mercek diyecektik buna? Hani bir araya geliyor, hani toplanıyor ince kenarlı. O zaman buradaki merceğimizin adı nedir? İnce kenarlı mercek diyeceğiz. Bunu bulmak zor olmadı değil mi? Ne yaptık? İki tane ışını paralel olarak aldık. Paralel gelen ışınlarda baktık ki kırılan ışınlar birbirine yanaşmış değil mi? Birbirinin yanına gelmiş. O zaman birbirinin yanına gelmişse yani ışığı toplamış gibi düşünebiliriz. O zaman biz buraya ne diyecektik? İnce kenarlı mercek diyeceğiz. Şimdi kolay, bunu yaptık. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi bu defa şu ortaya bakacağım ya, ben bu tarafı görmeyeyim. Hiç sanki bu tarafta hiçbir şey yokmuş gibi, mercek diye bir şey yok. Gelen ışınlar yine bu olacak. Şimdi size soruyorum. Işın geldi. Bakın ok işaretini istesem bu tarafa döndürürüm, istesem bu tarafa. Ben merceğime göre çevirebilirim. Işınım geldi. Işınım geldiği zaman bu çizgiler birbirinden öncekine göre daha mı yakın, daha mı gitgide uzaklaşıyor? Bakın burası daha yakın. Gitgide birbirinden ne yapmış arkadaşlar? Uzaklaşmış. Bakın o zaman hocam uzaklaşınca hangi mercek oluyordu? Hemen hatırlayalım. Uzaklaşınca hangi mercek oluşuyordu?
Bir kare. Evet arkadaşlar, bir soruyla devam edelim. Genelde bu tarz sorularda öğrenciler zorlanıyor. Eğer siz bunun mantığını anlarsanız bu tarz soruları çok rahat yapmış olacaksınız. Şimdi bakalım, 3 tane kutucuk koymuş. Bu kutucuklarda demek merceklerin olduğunu söylüyor. Bu defa ışınları kendisi çizmiş. Siz hangi mercek olduğunu siz bulacaksınız. Şimdi bu sorularda hocam nasıl bir yaklaşımda bulunacağız? Bakın. Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Ben şu merceği mi incelemek istiyorum? O zaman ben şu ifadeleri görmemezlikten gelebilirim. Evet, şu ifade sanki yokmuş gibi olabilir arkadaşlar. Şuradan sadece şunu yapıyorum. Şöyle düşünün. Sadece sanki ben şunu inceliyorum. Şurası yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya paralel ışınları tersten de düşünebilirsiniz. Sanki ışınlar buradan geliyor ama ben tersten de düşünebilirim. Yani ışınlar sanki paralel geliyor gibi düşünmüş olabilirim. Bu ışın kolay kısmı. Şimdi ışınlar paralel geldiği zaman, paralel gelen ışınlar normalde eğer ışınları bir araya getiriyorsa, yani kırılan ışınlar birbirine yaklaşıyorsa, buluşabiliyorlarsa, o zaman ben buna ince kenarlı mercek mi diyordum? Evet, çünkü ince kenarlı mercek ışığı ne yapıyordu arkadaşlar? Topluyordu. İnce kenarlı mercek diyebilirim. Nasıl hocam dediniz? Şimdi ışığı paralel gönderdim ya. Işığı paralel gönderdikten sonra baktım ki bu kırılan ışınlar birbirine yakınlaşmış. Işığı yakınlaştıran, birbirinin yanına getiren mercek hangi çeşit mercekte? İnce kenarlı mercekte. Bunu bulduk. Şimdi bunu bulduktan sonra gelelim. Önce ben şunu bir size yapayım. Şunu da mantığını öğreteyim. Hemen paralel geliyor ya ışın. İşim kolay. Bakın böyle gidiyor ama ben tersten düşünebilirim arkadaşlar. Sanki ışınları paralel olarak gönderebilirim. Paralel olarak getirebilirim. Şimdi ışınlar paralel olarak gelirse, eğer bu kırılan ışınlar gitgide birbirine yaklaşıyorsa ince diyeceğim. Gitgide birbirinden uzaklaşıyorsa kalın diyeceğim. Bakalım. Şimdi size soruyorum. Şuradan gelen ışın, hani buradan geldi ya paralel. Paralel gelen ışın. Bu tarafı artık düşünmüyorum. Paralel gelen ışın gitgide birbirine yaklaşmamış mı? Bakın mesafeye bakın. Burası daha geniş, burası gitgide daralıyor. Aslında burada mercek olmasa bu iki ışın kendisi aynı noktaya gelecek. Bu mercek bunu engelliyor. O yüzden biz şuna bakmamız yeterli olacak. Sanki burada kalın gibi görünüyor ama arkadaşlar aslında şuna çok iyi bakın. Bakın şu ışınlar aslında birbirine gitgide ne yapıyor? Yaklaşıyor. Bakın bu mesafe daha fazla, gitgide bu mesafem küçülüyor. Yani burada mercek olması, bunlar tek bir noktada toplanmış olabilecek. O yüzden bu taraftaki mercek arkadaşlar ışığı topluyor gibi olduğu için hangi tür merceğe girecek? İnce kenarlı merceğe girecek. İnce kenarlı, bunu da hallettik. Şimdi sıra geldi buna arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu yapalım. Şu ortaya bulalım. Buna tekrar bir ince yazalım. Bu inceydi. Bu da inceydi değil mi? Bu da inceydi. Şimdi biz geldik şu ortadaki merceği bulmaya. Şimdi bu ortadaki merceği bulmak için hiç bunlar yokmuş gibi düşünebilirim. Hemen ışının paralel gelmiş. İşim çok kolay. Paralel gelen ışınlar, eğer ışınları topluyorsa ince diyeceğim, dağıtıyorsa kalın diyeceğim. Bakın paralel gelen ışınlar gitgide ışınları birbirinden ne yapmış? Bakın bu mesafe gitgide uzaklaşmış. O zaman dağıttığına göre ben bu merceğe ne diyeceğim? Kalın kenarlı mercek diyeceğim. İşim çok kolay oldu. O zaman bu ortadaki kalın olacak. Şu ikisi de arkadaşlar ne olmuş olacak? İnce kenarlı mercek olmuş olacak. Var mı bir sıkıntı? Yok, anlaşıldı. O zaman ileri diğer bir soruya geçelim. Öyle geldik. Evet. Şimdi numaralandırılmış merceklerimiz var. Işığı dağıtıp ve toplama özelliğine göre hangisinde diyor bu sınıflandırma doğru verilmiştir. Ben ilk yapacağım şey sorularda hemen bunun üstüne ince yazarsam sorumu daha çabuk toplarım. Önce merceğin çeşidini bilmeden ışığı toplayıp dağıttığını bu şekilde bulamam. Hemen Pınar Hoca bir şey öğretmişti. Bu o kenarları ince olan ince kenarlı. Evet arkadaşlar, bu da ince. Niye? Şuralar daha ince çünkü ortaya göre. Şu da ince. Evet, 5'e de yazalım. Evet arkadaşlar, şu da ince. Şunu da yazalım. Şuraya yazalım. Bu da ince. Ekran gidiyor. 5 de ince arkadaşlar. 5'e de iyi yazalım. Şimdi geldik kalınları bulmaya. Bakın şu merceğin kalın olduğunu, nereden anladım kalın olduğunu? Çünkü bakın ortası daha ince. Neye göre?
kenarlara göre. Kenarları kalın olanlara kalın diyeceğim. Bunu da kenarı daha kalın olduğu için kalın diyeceğim. Şu sembolleri karıştırmayın arkadaşlar. Ok işareti içe bakıyor. Bakın içe baktığına göre ben buna ince diyebilirim. Burada da arkadaşlar buna da ne diyeceğim? Bunlar sembolleri de buna da kalın demiş olacağım. O zaman ışığı dağıtan ve toplayanı soruyor. Şimdi bakalım ışığı dağıtır diyor. Şimdi ışığı dağıtan kimdi? Işığı toplayan kimdi? Hemen unutmayalım. Işığı toplayan mercek. Işığı toplayan mercek kimdi arkadaşlar? İnce. Bunu bilmek zorundayız. Işığı, zaten konumuz bununla alakalı hep. Işığı dağıtan da hangi merceğimiz oldu? Kalın kenarlı merceğimiz oldu. O zaman bizi şaşırtmış sanki hemen ilk ışığı toplar demiş. Burada dikkat edin ışığı dağıtanı soruyor. Işığı dağıtan kalın kenarlı. Hangileri kalınsa hesaplayalım, toplayalım. 7'yi kalın yazmışız. 3'e kalın yazmışız. 2'ye kalın yazmışız. O zaman 2, 3, 7 kalın olacak. Geriye kalan 1, 4, 5 ve 6 da arkadaşlar ince kenarlı olan ışığı toplayan mercek olmuş olacak. Bu sorudan sonra evet arkadaşlar devam edelim. İnce ve kalın kenarlı merceklerdeki görüntü oluşurken nasıl oluşacak? Büyük mü oluşacak? Küçük mü olacak? Şimdi onları anlatacağım size. Arkadaşlar genelde ince kenarlı merceği biz büyüteç diyeceğiz. O zaman bakın büyüteç kelimesi hemen ince kenarlı mercekte görüntü büyük elde edilebilir aklınıza gelebilir. Bu çok önemli. İnce kenarlı merceklerde görüntü büyük elde edildiğinden dolayı biz buna kısacası diğer isimle de büyüteç olarak adlandırmış olabiliriz. Peki hocam sadece büyük mü görüntü elde ediliyor ince kenarlı merceklerde? Hayır arkadaşlar. İnce kenarlı merceğin çok çeşit görüntü elde etme özelliği var. Koyduğun yere göre yani mesela diyelim ki ince kenarlı mercek bir tane çizdiğim zaman şu odak noktası ya. Eğer siz diyor ki cisim diyor merceğin odak uzaklığının dışında ise görüntü mesela ters görünebilir. Mesela odak uzaklığının dışına bir cisim yerleştirdiğin zaman görüntü ters olabilir. Ondan sonra görüntü diyor düz ve büyük olabilir. Yine ters ve cisimden büyük olabilir. Yani çok çeşit görüntünün olduğu mercek tipi hangi mercek arkadaşlar? İnce kenarlı mercek. O zaman hocam şunu söylüyorsunuz. Yani ince kenarlı mercekte çok çeşit görüntü elde edebilirim. Evet, ters, büyük, düz, küçük, bu şekilde düz küçük değil de düz büyük elde edebiliriz. Ama arkadaşlar kalın kenarlı mercek diyor ki ben diyor sadece bir çeşit görüntü elde edebilirim. O da diyor benim görüntüm daima küçük ve düz olacak arkadaşlar. Daima küçük ve düz olmuş olacak. O zaman kalın kenarlı mercekte görüntü daima küçük ve nedir arkadaşlar? Düz olmuş olacak diyoruz. İki, bir, kayıt. Evet arkadaşlar, ince ve kalın kenarlı merceklerdeki görüntü oluşumu nasıl oluyor? Şimdi bu ince kenarlı merceklerle başlayayım ben. İnce kenarlı merceğin diğer adı büyüteç de deniliyormuş. Neden büyüteç deniliyor? Demek ki görüntüyü büyük elde edebiliriz. Bunu unutmuyoruz. İnce kenarlı mercekte görüntü büyük elde edilebilir. Bakın, kocaman bir şey büyüteç olarak göstermiş olalım. Ama hocam tek büyük mü elde ediliyor? Hayır arkadaşlar, ince kenarlı mercekte birkaç çeşit görüntü elde edilebiliyor. Onlardan da bahsedeyim. İnce kenarlı mercek diyor, ters görüntü elde edilebilir. Düz ve cisimden büyük görüntü elde edebiliriz. Ters ve cisimden büyük yine elde edebiliriz. Ters ve cisimden küçük elde edip sonuç itibariyle ters ve cisme eşit olabilir. Yani bu çok karışık gibi görünse de ince kenarlı mercekte çok çeşit görüntü elde edilebildiğini bilin. Ama en çok kullandığımız görüntüyü büyüttüğünü unutmayın. Bizim için aslında şu an önemli olan bunlar biraz daha ilerleyen zamanlarda yani lise kısımlarında sizin için geçerli olacak. Şu an sizin en çok bilmeniz gereken şey ince kenarlı mercek görüntüyü ne yapabiliyor? Büyütebiliyor. Mesela size bir mercek sordu. Dediler ki bu mercek kullanarak görüntünüz büyük. Hemen ince kenarlı mercek diyebilirsiniz. Geldik kalın kenarlı mercek. Çünkü kalın kenarlı mercek işimizi çok kolaylaştırıyor. Diyor ki ben sadece bir çeşit görüntü elde edebiliyorum. O zaman bir çeşit görüntü de nedir diyor? Küçük ve düz. O zaman arkadaşlar kalın kenarlı mercekte görüntü tek çeşittir. Küçük ve düz. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırır. Mesela burada bir görüntü çizdik.
çizildi. Baktık küçük ve düz. Bunu kalın kenarlı merceğe gönderebiliriz. Geriye kalan tüm görüntüleri kime gönderebiliriz? İnce kenarlı merceğe göndermiş oluruz. Kalın kenarlı mercekte görüntü daima küçük ve düzdür. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırmış olacaktır arkadaşlar. Evet. Bu yine bir soru var. Bakalım. Bir sınıftaki öğrencilerin merceklerle ilgili ifadeleri verilmiştir. Buna göre hangi öğrencimizin ifadesi yanlıştır? İlhan diyor ki, ince kenarlı mercekler gelen ışığı kırarak bir noktada toplar. Evet, biz ne demiştik? İnce kenarlı mercek gelen ışığı bir noktada topluyor. Hatta ben çocuklara şunu anlatıyorum genelde. Diyorum ki, hani ince insanlar herkesi kendi etrafında topluyor ya, işte ışığı da topluyor. O zaman ışığı toplayan kimdir? İnce kenarlı. Burada aklınıza kalabilir. İnce insanlar etrafında herkesi topluyor. İnce kenarlı mercekler büyüteç. Biraz önce bahsettim. Ne dedim? İnce kenarlı merceği büyük görüntü elde edebilecek diye aklınızın bir köşesinde kalsın. Çünkü ince kenarlı merceğin büyüteç olarak da kullanılabilir ifadesi yine doğru bir ifadedir. Ali ne diyor? Kalın kenarlı mercekler gelen ışığı kırarak dağıtır. Evet, zaten kalın kenarlı mercekte ışık ne yapılıyordu arkadaşlar? Dağıtılarak ne yapıyordu? Kırılıyordu. Dağıtmak bu şekildeydi. Hatta kalın insanlar, yani kalın ne demek? Kaba insanlar kendilerinde kimseyi, herkes kendilerinden ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Işık da uzaklaşmış oluyor. Bu da aklınıza böyle bir şekilde kalabilir. Veli diyor ki, kalın kenarlı merceklerle cisimlerden daha büyük görüntü elde edebiliriz. Kalın kenarlı mercekte tek çeşit görüntü var. Bunu ezberlemeniz lazım. Tek çeşit görüntü kalın kenarlı mercekte. Tek çeşit görüntü düz ve neydi? Küçüktü. Düz ve küçüğün dışında başka hiçbir görüntü elde edemiyoruz. O zaman kalın kenarlı mercek diyor ki daha büyük. Hayır efendim, daha büyük görüntü asla kalın kenarlı mercekte elde edilmez. Her zaman cisimden küçük ve nedir arkadaşlar? Düzdür. O zaman kim yanlış söylüyor? Veli yanlış söylemiş oluyor. Yanlışı sorduğu için şu da doğruydu. Veli'yi işaretleyebiliyoruz. Bakın, kalın kenarlı merceğin görüntüsünü ne çeşit olduğunu bilirseniz işiniz çok kolaylaşmış olacak. Diğer tüm görüntü çeşitlerini ince kenarlı merceğe gönderebilirsiniz. Evet, göz kusurları. Arkadaşlar çok duymuşsunuzdur. Ben miyopum ya da ben hipermetropum. Peki bu miyop, hipermetrop olayları nasıl oluyor? Nedir? Neden kaynaklı olaylardır? Miyop da arkadaşlar, miyop diyor ki, ben diyor uzağa görememe hastalığına sahibim. Demek ki miyop olan bir insan neyi göremiyor arkadaşlar? Uzağa. Uzağa net göremiyor. Demek yakında hiçbir sıkıntısı yok. O zaman miyopun tanımında şu var. Yakını görebilip uzağa görememe hastalığına biz ne diyeceğiz? Miyop adını vermiş olacağız. Peki hocam, bu uzağa görememek için işte gözlük takıyorlar. Aslında gözlük de bir mercektir. Camdan yapılmış değil mi? Hatta şekil veriliyor. O zaman mercek olduğunu bileceğiz. İşte biz bakalım bu miyopu düzeltmek için nasıl tür bir mercek kullanmış olacağız. Hadi bakalım geçmişe dönelim. 7. sınıfı hatırlayalım. Burada bir ne vardı arkadaşlar? Gözün yapısı var. Ben hatırlıyorsanız anlatmıştık beraber. Demiştik ki gözün, mesela ben bu kalemi görmek için benim görüntümün neremin üzerine düşmesi lazımdı? Sarı leke. Bak, sarı leke şu en içteki tabakada. Miyop olan bir insanın görüntüsü sarı, kalemin görüntüsü sarı lekenin üzerine düşmemiş. Nereye düşmüş? Daha öne düşmüş. Yani daha kısa bir mesafeye düşmüş. O zaman tabii ki görüntüyü, miyop olan insanlar görüntüyü net göremez. Peki bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar işte gidip kalın kenarlı mercek kullanacak. Niye kalın kenarlı mercek kullanacak? Çünkü kalın kenarlı merceği kullandı ki, bakın bizim bu gözümüzün merceği. Bunu karıştırmayalım. Ekstra kullandığımız gözlük merceği bu. Kalın kenarlı mercek kullandı. Bakın görüntü buradayken dağıttı. Işığı dağıtmak ne demek? Sanki arkaya düşürmek demek. Bakın kalemin görüntüsü nerenin üzerine düşürdü? Sarı lekenin üzerine düşürmüş oldu. İşte miyop olan biri kalın kenarlı mercek kullanarak sarı lekenin önüne düşen cismi sarı lekeye düşürmeyi başardı. O zaman bu artık bu şekilde bu mercekle görüntüsünü net yapmış olabildi. O zaman miyop göz kusurunda hangi tür mercek kullanıyoruz? Kalın kenarlı mercek. Şöyle ben ezberlemeniz için vereceğim. Kum diye bir ifade vereceğim. Ne demek kum hocam? Kalın, K'den, uzağa görememe değil mi arkadaşlar? Hastalığın adı da miyop. Kum diye ezberlerseniz diğerini de ezberlemiş olursunuz.
Şimdi bunu verdikten sonra, o zaman bu göz kusurundan sonra bir de hipermetrop göz kusuru var. Halk arasında duymuşsunuzdur. İşte genelde böyle hipermetropta çocuklar olur. Ben çok dikkatimi çeker. Çocukların böyle gözlüklerinden, gözlükleri kocaman olur. Neden? Şimdi onu anlatalım. Şimdi bu tarz hastalıkta da arkadaşlar, normalde yine sarı lekenin üzerine düşmesi gereken görüntü, bakın kalemin miyop ve hipermetrop olmayan bir insan için diyorum. Bu arkadaşlar, bu kalem nereye düşmesi lazım? Tam sarı lekenin üzerine düşmesi lazım. Ama hipermetrop olan bir insan ki bu, sarı lekenin yanına düşmemiş. Sarı lekenin neresine düşmüş? Arkasına düşmüş. Bakın görüntü arkaya gitmiş. Bunu neye getirmemiz lazım? Yakınlaştırıp öne getirmemiz lazım. Hangi tür mercek bunu öne getirecek işte arkadaşlar? İnce kenarlı mercek yine kullanacağız. Yani gözlük kullanacak kişi ince kenarlı merceği kullandıktan sonra görüntüsü, sarı lekenin arkasında olan görüntü tam sarı lekenin üzerine düşmüş olacak. Bu da artık diğer insanlar gibi rahat görmüş olacak. O zaman hipermetroptaki göz kusuru hangi mercekle düzeltiliyor? İnce kenarlı mercekle düzeltiliyor. Bunu da arkadaşlar, ben olsam kalın kenarlı merceği ezberlerim kum diye. Bunu bulduktan sonra geriye kalanını da kime göndermiş olurum? Hipermetropa göndermiş olurum. Bunu da anlattıktan sonra arkadaşlar, bakalım mercekleri nerelerde kullanılıyoruz? Bundan da bahsedelim. İşte dedik ki göz kusurlarının düzeltilmesinde şu andan şu gözlük camında ne var arkadaşlar? İnce kenarlı mercek de olabilir, kalın kenarlı mercek de olabilir. Mercekler kullanılıyor. Teleskoplar da arkadaşlar, çok uzak mesafedeki cisimleri gözlemliyoruz. Bunu biliyoruz zaten. O içerisinde ince kenarlı mercek kullanılıyor. Ama arkadaşlar yeni yapılan merceklerin içerisine bazen kalın kenarlı mercek de kullanılmış oluyor. Bu bilgiyi de bilmiş olun. Mikroskopta arkadaşlar yine ince kenarlı merceğin olduğunu, projeksiyon cihazlarında da yine merceklerin kullanıldığını bilmiş olalım. En çok merceklerin kullanıldığı zaten şu kameraların, fotoğraf makinelerindeki ve video kameralarındaki camlarda arkadaşlar, yine hangi tür mercek yer almış oluyor? İnce kenarlı mercek yer almış oluyor. Hocam peki arkadaşlar şu deniz fenerini görelim. Bakın deniz fenerinde ışığı dağıtmak için, yani ışığı dağıtmak, daha geniş ışığı ulaştırmak için hangi mercek kullanılıyor arkadaşlar? Kalın kenarlı mercek deniz fenerindeki ışığı dağıtmak için kullanılıyor. Bir de hani bu kapılarda baktığımız dürbünde, genelde dürbünden baktığınız zaman o kişinin görüntüsünü küçük elde edebilirsiniz değil mi? Hani kim var, kim geldi? Görüntüyü küçük yapıp arkadaşlar düz yapan hangi mercek de kalın kenarlı mercek. İsterseniz onu yazalım. Kapı dürbünü, özellikle kapıdaki dürbün arkadaşlar, hangi mercek arkadaşlar kalın kenarlı mercek olduğunu unutmamış olalım. Devam edelim. Bizim gözümüzde hangi tür mercek var? Evet, bizim gözümüzde ince kenarlı mercek var. Bunu da bilmiş olalım. Gözümüzün içindeki merceğin cinsi ince kenarlı. Mercekler nelere sebep olabilir? Mercekler yangınlara sebep olabilir. Nasıl yani? Çünkü arkadaşlar ormanlara gittiğimiz zaman, aslında biz mercekleri camdan yapıldığını daha önce söylemiştik. Demek ki aslında mercek bir camdır yani. Şimdi siz o camı piknik yaptığınız yerlerde atıp bırakırsanız, güneş ışığını o mercek bir noktada toplar, orası ısınır ve orada yangın çıkma ihtimalini vermiş olursunuz. O yüzden mercekler ormanlarda bırakıldığı zaman yangına sebep olabilir diyoruz buradaki gibi. Burada bir sorumuz var. Şu soruyu da bir çözelim. Diyor ki buna göre kutuların içindeki merceklerin türleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar şunu ifade ediyoruz. Merceklerin cinsini vermemiş, ışınlara göre biz hangi tür mercek olduğunu bulabiliyorduk. Bakın eğer ışın gelmiş, şuraya yaklaşmış değil mi? O zaman bu hangi mercek arkadaşlar? İnce kenar. Bu da size bir ipucu olsun. Eğer asal eksen dediğimiz şeyin üzerine, şu ortada geçen çizgiyi arkadaşlar ne diyeceğiz? Asal eksen diyeceğiz. Eğer bu asal eksenin üzerinden ışın geliyorsa buna ince kenarlı mercek diyeceğiz. Bakın ışın asal eksen üzerine mi gelmiş? Evet, ince. Peki asal eksen burada kendisi asal eksen üzerine gelmemiş. Sanki ışığı dağıtmış. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kalın kenarlı. Yine bakalım, ışını paralel göndermemiş. Her zaman paralel gönderecek diye bir şey yok. Herhangi bir ışın göndermiş ama gönderdikten sonra paralel asal eksen üzerine mi düşmüş? Asal eksen üzerine düşerse biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? İnce kenarlı mercek adını vermiş olacağız. O zaman iki tanesi K ve M ince olacak, L de kalın olacak. Şıklara bakalım. K ve M ince olacak. K ve M'nin ince, L'nin kalın olduğu cevap şıkkımızda B
olmuş olacak. O zaman çözümümüz nedir? B'dir. Buna da kalın yazmış olalım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer asal eksen dediğimiz şey nedir? Asal eksen merceklerin tam ortasından hayal ettiğimiz bir çizgi. Eğer bu çizgiye yaklaşıyorsa ince kenarlı, bu çizgiye hiç uğramadan gidiyorsa buna da ne diyeceğiz? Kalın kenarlı mercek adını vermiş olacağız. Şöyle bir soru var. Aşağıdakilerin hangisinde ışığın kırmızı sonucunda izlediği yol yanlış verilmiştir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben size biraz önce dedim. Asal eksenin üzerine geliyorsa ince, asal eksenin üzerine hiç gelmiyorsa kalın yazabilirsiniz. Bir kere şu merceğin kalın olduğunu bilmeniz lazım. İsimlerini de bileceğiz o zaman. Şuraya hemen bir kalın yazalım. Çünkü kenarı daha kalın. Gerçekten asal eksen üzerine gelmemiş değil mi arkadaşlar? Işığı dağıtmış zaten. Bakın asal eksen şu ortadan geçen çizgi. Bakın asal eksen üzerine hiç de uğramamış. O zaman bu doğru çizmiş. Zaten kalın kenarlı mercek dağıtıyordu ışığı. Peki bu hangi tür mercek arkadaşlar? Bu da kalın kenarlı mercek. Bakalım kalın kenarlı mercek yine gelen ışığı ne yapmış? Dağıtmış. O zaman bu da doğru çizmiş. Aa, bu hangi mercek arkadaşlar? İnce. Nereden hatırladım? Çünkü kenarları ince, ortası daha kalındı. Gelen iki tane paralel ışınım vardı. En çok bildiğim şey buydu. Gelen ışınları nerede toplaması lazım? Bir noktada. Bu kendisi ne yapmış? Dağıtmış. Bu hangi özelliğe aittir? Kalın. Demek bu yanlış çizilmiş. O yüzden cevap şıkkımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olmuş olacak. Cevabımız C. Evet, bu da ince kenarlı sembol olarak gösterimi. Bu da gelen ışınları topladığı için bu da doğru göstermiş. Yanlış olan cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? C şıkkı olmuş durumundadır. Evet. Aşağıdaki merceklerin hangisinde ışığın kırılması yanlış çizilmiştir yine? Yine öyle bir soru. Evet, hemen artık öğrendik. Bunun ince olduğunu yazacağım yine. Tamam mı? İnce gelen ışın ışığı topluyor. Bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Bakın bu hangi merceğe giriyor? Kenarı daha kalın. Görüyorsunuz ortasına göre. O zaman bu kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek ışığı ne yapıyor arkadaşlar? Dağıtıyor. Zaten dağıtacaktı. Bu da doğru. Bu da doğru. Peki bu da kalın kenarlı mercek. Nereden anladım? Çünkü kenarı kalın ortasına göre. Ama kalın kenarlı mercekte böyle ışığı toplama özelliği var mıydı? Hayır. O zaman yine hangi cevabımız yanlış verilmiş? C olan cevabımız yanlış verilmiştir. Evet. Şekilde verilen merceklerden hangisi büyüteç olarak kullanılır? Büyüteci ben ne olarak hatırlayacaktım? İnce kenarlı. O zaman bana inceyi soruyor. Hangi mercek ince? Bir numaranın ince olduğunu biliyorum. Çünkü kenarı ince. Şu kenarlar ortaya göre ince. Bir de arkadaşlar 4 numaranın ince olduğunu bildiğim için cevabım 1 ve 4 olmuş durumundadır.